Delilik veya çılgınlık nedir? Delilik veya çılgınlık, ortak değerlere ve davranma şekillerine sahip olan bir toplumun normlarına riayet etmeyen sapkın bireyi tanımlayan damgalayıcı bir kategoridir. Delirium, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil ve yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren kalıcı veya geçici bir durumdur. Aramızda yaşayan bazı insanlar şanssız bir şekilde bu hastalıkla bir dönem veya hayatı boyunca mücadele etmektedir. Hastalıklar konumunuza veya makamınıza bakmaz ve hepimizin başına gelebilecek talihsiz olaylardır. İster çok fakir biri olun, İster tüm dünyanın bir zamanlar parmakla gösterdiği harika bir boksör olun. Hayatta yaşanan bazı şeyler iyi veya kötü de olsa bizim kim olduğumuzu tanımlar ve şu an olduğumuz kişiye giden yolda bize eşlik eder. Ryan Garcia 8 Ağustos 1998 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi. Ryan 7 yaşında bir çocukken boksla tanıştı ve ilerleyen yıllarda 15 defa ulusal çapta amatör boks şampiyonlukları kazandı. Ryan Garcia 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri milli boks takımı ile 2016 olimpiyat oyunlarına katıldı. Ryan Garcia'nın amatör kariyeri ise 215 galibiyet ve 15 mağlubiyetti. Bu etkileyici skor pek tabi çok fazla potansiyel barındırıyordu ve tüm boks otoritelerinin dikkatini ona doğru çekmesini sağladı. Garcia 17 yaşında profesyonel boksa geçti ve hızla basamakları çıkmaya başladı. 2 Ocak 2021'de ise Ryan Garcia Luke Campbell'ı mağlup ederek WBC geçici hafif siklet şampiyonu olarak kariyerinin zirvesine çıkmış oldu. 2022'de ise uzun süredir çalıştığı antrenörünü veda ederek herkesi şaşırttı. Ryan Garcia Canelo Alvarez'in ekibinden ayrılacağını ve 5 yıl boyunca çalıştığı Eddie Reynoso artık çalışmayacağını açıkladı. Daha sonra ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Reynoso'nun kendisini çalıştırmak için zamanı olmadığını belirtti. Reynoso ise bu açıklamadan bir süre sonra Garcia ile çalışmak çok zordu çünkü kendisini boksa odaklayamıyordu dedi. 23 Nisan 2023'te ise Ryan Garcia en çok kıyaslandığı rakibi Gervant Tank Davis ile karşılaştı. Gervant Tank Davis Ryan Garcia'yı bu karşılaşma sonucunda mağlup etmeyi başardı. Bu mağlubiyet aynı zamanda Ryan Garcia'nın ilk profesyonel mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Videonun ana konusu olan Ryan Garcia'nın davranış bozuklukları ve son zamanlarda yaşadığı şeyler ise az çok bu mağlubiyetten sonra başladı. Joke, 10 Ekim 2023 Akıl Sağlığı Sorunları Bundan bir süre sonra Ryan Garcia duygusal dengesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Her şey Luke Campbell ile dövüştükten 3 hafta sonra oldu. Hayatımda pek çok dram yaşadım ve ringe çıkmak benim için çok zordu dedi. 3 Mart 2024 öldürülmüş numarası yapması. Birkaç aylık sessizliğin ardından sosyal medyada ölümüyle ilgili herkesi şok eden rahatsız edici bir video yayınladı. Söz konusu bu paylaşımda Ryan Garcia'yı hakladık çocuklar, huzur içinde yatsın, onun boğazını kestik ve kimse onu bulamayacak denilen bir açıklama bulunuyordu. 6 Mart 2024 Cinsel istismar. Yine kendi hesabından ilginç gönderiler paylaşmaya devam etti. 2 yaşındayken ailemin bir üyesi tarafından cinsel saldırıya uğradım. Siz bu durumda nasıl davranırdınız? Nasıl hissederdiniz? 2 yaşındayken bunu yaşadım ve kanıtım var. Hayatımdaki en kötü şeyleri gördüm. Sessiz kalmaktan yoruldum. Beni bir ormana bağladılar ve başkalarını izlettiler. Bu açıklamanın ardından ise bir anda başka ünlü isimlerin Illuminati tarzı bir birlik kurduğunu ve insan kaçakçılığı yaptığına dair bazı gönderiler paylaştı. 15 Mart 2024 Sağlık Kontrolü Çağrısı New York Eyaleti Atletizm Komisyonu, boksör Ryan Garcia'dan 20 Nisan'da Brooklyn'de Devin Haney'e karşı yapacağı WBC ünvan maçı öncesinde, boksörün kendisinin de daha sonra kaldırılan bir videoda kabul ettiği üzere sürekli sosyal medya paylaşımlarından endişe duydukları için bir akıl sağlığı testinden geçmesini istedi. Ryan Garcia tatil yapacağını bahane göstererek bu testi ertelemeyi başardı. 15 Nisan 2024 özel hayat. Garcia iki çocuğunu kucağına aldıktan hemen sonra eşi Andrea Selina'dan boşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Avustralyalı fenomen Michaela Testa ile ilişki yaşayan Ryan Garcia bu ilişkide de umduğunu bulamadı. Ve bir süre sonra ise kendisinden 9 yaş büyük olan bir yetişkin film oyuncusuyla Guya yeni bir ilişkiye yelken açtı. Bir süre sonra sosyal medya hesabından evlenme teklif etti ve bu teklife evet cevabını aldı. 21 Nisan 2024 Yasaklı Madde Devon Henry maçı öncesinde büyük bir kitle Garcia'nın kazanmasına pek ihtimal vermiyordu. Çünkü Garcia son yıllarda sizin de görmüş olacağınız üzere boks dışı her türlü şeyle uğraşıyordu. Bu yüzden bahislerde kazanması düşük taraf olarak gösterildi. Haney ile girdiği kilo bassini kaybetmesi, diğer bir deyişle tartıya ağır gelmesi üzerine 1,5 milyon dolar kaybetti. Ayrıca tartıda alkol tükettiği görüntülerde bütün dünyayı salladı. Fakat maç günü 21 Nisan 2024'te Garcia bütün herkesi şaşırtarak birkaç kilo fazlası olmasına rağmen Henney'i domine etti. Ancak zaferinden aylar sonra performans arttırıcı bir ilaç kullanmasından dolayı Testleri pozitif çıktı. Bu yüzden birkaç ay sonra bokstan men edildi ve galibiyeti geçersiz sayıldı. 11 Mayıs 2024 ölüm tehdidi. Ryan Garcia sosyal medya hesabında başka bir boksör olan George Kambosas'a gönderme yaptı. Onun karısıyla ilişki yaşadığını ve yalan söylemediğini anlattı. Avustralyalı boksörden de hemen bir cevap geldi. Ben de senin annenle ilişki yaşamıştım. Bu kadar alçalacaksan karım ve çocuklarımın annesi hakkında konuşarak ne kadar seviyesiz biri olduğunu gösterdin. Seni gördüğümde ölmüş olacaksın. Boks falan yok." diyerek açık bir ölüm tehdidinde bulundu. 28 Mayıs 2024 Medeni Durum İlanı. Bu zamana kadar hesabından yüzlerce kadını paylaşıp duran Garcia, sonunda paylaşımlarında gösterdiği kadınlardan hiçbiriyle cinsel ilişki yaşamadığını açıkladı. Şu anda insanların benim hakkımda düşündükleri bu şeyleri açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Tüm bu kızlar sadece arkadaşlarım. Onlarla birlikte değilim. Dediğim gibi ben bekarım. Cinsel ilişkiye girmiyorum. Bunu daha önce de söyledim ama bunu açıklığa kavuşturmam gerektiğini hissettim. Onları seviyorum ve Tanrı onları korusun diye açıklama yaptı. 8 Haziran 2024 Tutuklanma Beverly Hills polisinin kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre Ryan Garcia Beverly Hills'teki bir otelde 15 bin dolar değerinde hasara yol açtığı gerekçesiyle vandalizm suçundan tutuklandı. Bundan bir iki gün sonra ise kendisini Britney Spears ve Donald Trump ile kıyaslayarak hem Trump'ın hem de benim hapiste olmam çok komik dedi. 15 Haziran 2024 hakaret. Son olayı Geraint Davis ile Frank Martin arasındaki maçta gerçekleşti. Caleb Plant Ryan Garcia'ya bir bardak bira fırlatarak onu kışkırttı. Ancak yakınındaki insanların hızlı müdahalesi sonucu arbede çıkması engellendi. Garcia olay gecesi Plant'in eşi Fox Fox Sports muhabiri Jordan Hardy'de de kapsayan hakaret içeren mesajları yayınladı. Caleb Plant bana bakmadan bira fırlattı ve sonra da oradan uzadı. Ben de o gece kız arkadaşının kıçını yaladım ve ona kanıtların hepsini gösterdim diyerek olayla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. 5 Temmuz 2024 Irkçılık Ryan Garcia'nın 5 Temmuz'da yaşadığı olay ise bardağı taşıran son damlaydı. WBC Başkanı Mauricio Süleyman olayla ilgili her türlü yetkimi kullanarak Ryan Garcia'yı organizasyonlarımızdaki tüm faaliyetlerden ihraç ediyorum diye açıklama yaptı. Çünkü Garcia yine sosyal medyada yaptığı bir açıklamada hem Müslümanlara hem de siyahilere çok ağır küfürler ederek ırkçılık yaptı. Bunun üzerine Marusya Süleyman her türlü ayrımcılığı reddediyoruz dedi ve Ryan Garcia'yı tüm faaliyetlerden men ettiğini açıkladı. Ryan Garcia olaydan bir gün sonra ise Trollük yapıyordum. Tüm bu ölümlerin durmasını istiyorum. Herkesi seviyorum. Eğer sizi kırdıysam özür dilerim. Tüm Müslümanlardan ve siyahilerden özür diliyorum dediği bir açıklama yaptı. Evet Ryan Garcia'nın baştan sona yaşadığı olayları tarih tarih başlık başlık anlatmaya çalıştık. Hangi olaylarla gündeme geldiği ve hayranlarını üzdüğünü kronolojik bir sırayla sizlere açıklamaya çalıştık. Ryan Garcia bir boksör veya ünlü olmaktan önce bence gerçekten destek alması gereken toplumun bir bireyi. Mental anlamda tıbbi bir şekilde profesyoneller tarafından gerçek bir destek alması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonası'nda Cristiano Ronaldo'nun bile gözyaşlarına boğulduğunu görmüştük. Penaltı kullanmıştı e kaçırdığı için gözyaşlarına boğulmuştu. Aslında herkes Cristiano Ronaldo'yu zaten her şeyi başardın, her şeyi kazandın, neden hala ağlıyorsun gibi isyanlarda bulundu. Ama profesyonel sporcular her zaman yenilgileri ve düşüşleri doğru bir şekilde kontrol edemezler. Cristiano Ronaldo, Lebron James gibi isimler birçok mağlubiyetler yaşamış olsalar da buralardan geri dönerek çok büyük başarıları imza attılar. Sadece bu isimler değil, bir sürü sporcu bunlara örnek verilebilir. Ama bazıları da yenilgilerin ve düşüşlerin altından hiçbir zaman kalk Anka kuşu gibi doğmak bir metafordur. Fakat bu kavramı gerçekleştirmek her babayının harcı değildir. Ryan Garcia belki de gerçekten anlattığı gibi çocukluğunda yaşadığı şeyler yüzünden bu travmaları yaşamaya devam ediyor. Ve gerçekten bir destek alıp bu şeylerin altından, bu baskının altından, bu sıkışmışlığın içinden kurtulabilir. O yüzden Ryan Garcia'nın gerçekten videonun sonunda da dediğimiz gibi destek alması, onun yeniden boks dünyasına hazır ve nazır bir şekilde dönmesi her sevenini ve bütün boks severleri de çok mutlu edecektir. Onun gibi bir yeteneğin ve potansiyelin bu şekilde harcanması ve gözlerimizin önünde erimesi gerçekten berbat bir durum. Evet ben Mert Savcı bu videoda sizlere Ryan Garcia'nın nasıl bu duruma geldiğini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip videonun altına yorum yapabilir ve ayrıca kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.